Yoğurtlu patates, 400 gram dana kuşbaşı, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 3 adet patates, yarım kilo süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı un, 1 yumurta, tuz. Üzeri için 3 yemek kaşığı tereyağı, has bir karabiber. Şöyle bir hazırlığımız var. Burada 3 tane patates böyle küp küp doğrandı. Doğradık. Hemen sizi bekletmeyelim. Elimiz yanmasın. Burayı gösterin. Etle nohutu pişirdik. Burada 400 gram dana eti kuşbaşı, nohut, bir bardak da nohutumuz var. Bir bardak nohut. Nohut zaten dolabımızda hazır olursa, akşamdan ıslanmış veya haşlanmış nohut, her zaman için, her yemeğin içinde gerektiği zaman kullanabiliyoruz. O kadar güzel bir şey söyledik şu anda. Mesela hiçbir şey mi yapmak istemiyorsunuz? Nohutunuz varsa, hele böyle tavuklarınız varsa didilmiş falan. Ha, ne güzel. Çevirttirin pirincinizi, yapın nohutlu bir pilav, bitti. Bitti. İsterseniz de çorbasını da yapabilirsiniz. Aynen öyle. Şefi, bunu atıyorsun içine. Atalım içine. 3 tane patates. Etle nohut pişti, hazır ve patateslerini koyuyoruz. Evet. Tamam. Bunları istersen Nursel arkaya alalım. Olur. Orada pişerken biz burada yoğurdunu hazırlayalım. Tekrar buraya alırız. Tamam. Şöyle. Şimdi yine güzel bir tencere alıyoruz önümüze. Ateşe daha koymayız herhalde. Hemen ağzını kapatalım. Süzme yoğurt olması fark eder mi? Eder. Hepsini koyuyorum. Eder. Koyalım tabii, hepsini koyalım. Süzme yoğurt olsun istiyorum. Süzme yoğurt olacak çünkü hem eksiliğe gider. Hem de böyle daha özlü olur. Şimdi bir su karıştırırız, kullanırız. Ay, ağzı yalıyordum. Şimdi ocağın üstüne koyuyoruz bunu. İstersen bunu sonrasında da koyuyoruz şimdi. 2 kaşık. Tahir şefimin inanılmaz bir başarı öyküsü var. Çok gerçekten çok çalışkan ve şu an aynı zamanda akademisyensin. Ders veriyorsun. Tabii, üniversitede öğrencilerin var. Şöyle, bu işe 6 masa ile başlamışsın. Evet. Şu anda kaç? 2000. 2000 mi? Yani bir restoran zincirimiz var. Evet. Biliyorsunuz. İnsanlar genelde böyle yapar. Ya çalış çalış nereye kadar, bir şey olmuyor. Gerçekten öyle değil. İnsanlar çalışarak, hayal ederek bir yere gelebilirler. Şimdi hayal etmediğin, tamam, hayal etmediğin bir şeyin sahibi olmanız mümkün değil. Düşün yani, şuradan hadi bir vazodan biri çıksa, emret Nursel ne istiyorsun dese, bir şey hayal ettiysen onu söylersin. Evet. Yoksa ne yaparsın, böyle kalırsın. Ne söyleyecektim ya? Kesinlikle öyle. Neyi hayal edersen onun sahibi olursun. Ben bunu şimdi neden istedim bu konuyu açmak? Ya herkesin arkasında illaki güçlü biri olması gerekmiyor. Yok böyle bir şey. Kim bunu söylüyorsa uyduruyor bence. Herkes, bir kalbimiz var, ayaklarımız var, beynimiz var. Herkes isterse istediği hayatı yaşayabilir. Ben buna çok inanan biriyim. Gerçekten sen de destek alarak bir yerlere gelen biri değilsin. Ben de öyle biri değilim. Ya babam rahmetli, yani benim Gaziantep'te ya İblik fabrikası vardı. Hı-hı. Orada fabrikada bir işçiydi. Hı-hı. Yani. Yani insanlar elindekiyle mutlu olmasını bilmeli. Evet. Evet, amaçları olmalı, ülküleri olmalı. Yani bir şeyleri hayal etmeli. Ona doğru yaşamalı ama şurası temiz olmalı. Evet. Eğer buran kötüyse, birilerinin üzerine basarak veya bir şey oldu, saman alevi gibi bir yere geldiğini zannedersin ama güm diye düşersin. Kesinlikle. Hiç ağ almayacaksın, düzgün yaşayacaksın ve hayaline göre yaşayacaksın. Yani neyi hayal ediyorsan bunu sahip olursun. Hayal etmediğin bir şeyin sahip olman mümkün değil. Aynen öyle. Gençlere bizden güzel bir mesaj olsun. İkisinin de patatesin piştiğine inanacağız. Bu da burada kaynıyor. Sonra birleştireceğiz. Birleştireceğiz. Daha sonra da hasbirini, yani süsleyeceğiz. Hani böyle makyajını yapacağız. Tamam. Yüzünü süreceğiz. Yani. Sunumda yaparız onu da. Evet. Çok kolay, gördüğünüz gibi. İkisi tamamlandığında birleştiriyoruz. Bu ısısı önemli. Şimdi bunu burada pişiriyoruz. Hı-hı. Bu ısıyla patates de orada pişmek üzere zaten. O sıcak suyunu alıp temperleme diyorlar buna. Aynen. Adını, ısısını ayarlayacağız. Yoğurdunu içine boşaltıp üzerine yağını vereceğiz. Yemeğimiz hazır. Evet Nursel, şimdi bana birazcık suyundan ver buraya. Zaten orada da onu bayağı ısıttınız. Evet, şimdi güzelce artık
çok güzel bir kimya var burada. Evet. Hocam diyeyim şu anda. bunu muhtemelen öğretiyorsunuz. Yani şimdi bunun birinden biri soğuk olursa Nursa kesilir dediğimiz. Evet. Yani yoğurt kesilir. Hı-hı. Pütür pütür olur. Lezzeti de değişir. Aynen. Ve ne olur yemeğimiz olmaz. Şey, zevk alıyor musun hocalık yapmaktan? Ya hocalıktan ya zevk almak mümkün değil. İnsan doğduğu zaman hani doluyor. Yani bir disket gibi düşünün beyninizi. Doluyor doluyor. Ya bu bilgiler sende ölecek ya da bunları paylaşacaksın. Bu paylaşma imkanı da gerçekten yani şu anki kurumumda güzel bir üniversitede ders veriyoruz. Gençlere bunu anlattığımız zaman ne oluyor? Bu bilgi kalıcı oluyor. Öldürmüyorsun, yani kendine saklamıyorsun. Bu konuyla ilgili inanılmaz çalışmaların var bu arada şefim. kitabın var, Türk mutfağına inanılmaz evet. sahip çıkan birisin. Şeye sahip çıkıyor. Ya böyle zaten bizim yemeklerimiz çok güzel. Bunu dönüştürmeyin, değiştirmeyin, geliştirmeye çalışmayın. Özünü yapın, öğretin. Türk mutfağını yani bazı şefler veya bazı bu işi seven insanlar abartıyor. Yani Türk mutfağına inovasyon yapalım diye. Hayır, Türk mutfağına inovasyon yapmayalım. Aslını koruyalım. En büyük hizmeti yapmış oluruz. Evet. Yani çünkü o kadar çok, o kadar çeşitli ki Türk mutfağımız. Önce bunu envanter altına alalım bütün şehirler. Çünkü bizim bir şehrimiz bir ülkeye bedel. Yani bu yemeklerimize sahip çıkalım, tarhanamıza sahip çıkalım, keşkeğimize sahip çıkalım. Yani her bölgenin mükemmel yemekleri var. Eğer bunlar yetmezse inovasyona girelim. Şimdi bu hazır. Ben bunu şimdi güzelce buraya sana boşaltıyorum. Sen de ya karıştırıyorsun. Tamam. Güzel. Bakın şu anda işlemimiz başlıyor. Karıştır, karıştır, karıştır. Yavaş, yavaş. Tamam. Ay. Tenin yanmasın. Ya nasıl bir güzellik oldu bakar mısın? Yani bak, hakikaten bu yemek güzeldi. Senin elin değdi daha güzel olmuş. Yok yok. Bak şimdi o kadar zevk alıyor ki az önce Harun'a şöyle şöyle numaralar yaptın ya. O kadar ben de öyleyim biliyor musun? Böyle bak göz, bak görün ya o kadar güzel. Neler var içinde değil mi? O ahenk, o renk. Ben de i̇çinde böyle. Nohutu var, evet. Patatesi var, yoğurdu var, eti var. Bak, yani hele bunun üzerine. Çok güzel gerçekten. Evet, bu hazır şimdi yemeğimiz. Haspirotumuz dediğimiz. Daha sonra yağlatacağız. Şudur. Evet. En son üzerine dediğin gibi makyajını yapacağız. Çok da güzel yakışacak. Kapatıyor evet, kapatıyoruz bitti tamam. Evet. Bir de yoğurtlu yemeğin kesinlikle ağzı kapatılmasın. Evet. Ağzını kapattığınız zaman kesilir. Tamam. Isıtma nasıl olur? Isıtma şimdi bu patates olduğu için bunun tamam. içinde bitmediği zaman. Nişasta suyu çeker. Tamam. Normal suyunu koyalım veya kemik suyu. Su. Elimizde varsa soğuk veya sıcak fark etmez. Tamam. Isıtacağız nasıl olsa. Onu koyup ısıtabilirsiniz. Veya kaldı mı bu yoğurtlu patatesiniz evde? Hmm. Ertesi gün yemek yemek istemiyor musunuz? Blender'ı alın. Koyun blender içine. Yoğurt çorbası olarak tamam. patatesli çorba diye yiyebilirsiniz. Anlaştık. Hadi yazın tarifi bir kenara. Biz hemen diğerinin hazırlığını yapalım. Evet.